arkadaşlar. Şehitler verdik demokrasi adına. Halk önemli bir sınav verdi ve dünya siyaset tarihinde örnek olacak bir duruş sergileyen Türk milletinin bu demokrasi mücadelesi dünya siyaset tarihinin altın sayfalarında yerini alacaktır. Veyahut da dünya siyaset tarihinin altın sayfasında, özel sayfasında yerini alacaktır. Yüzümüzün ifadesinden de belli olduğu gibi, sesimizden belli olduğu gibi 15 Temmuz akşamından bugüne kadar uyuduğumuz ortalama uykuyu 3 saattir. Hem fiziki yorgunluğumuz var, hem de ruh yorgunluğumuz var. Dün akşam CNN televizyonundaki canlı açık oturumu izledikten sonra bütün vücudumun kimyası değişti. 41 yıldan beri siyasetin içindeyim. Yani daha doğrusu 45 yıldan beri, çünkü 13 yaşında başladık. Ülkemiz nereye gelmiş? Dünya emperyalist güçleriyle içteki hainler birleşerek bu ülkeyi nasıl yok etme noktasına getirmişler? Dün akşam bunların büyük bir çoğu doğru, isim, yer, zaman belirterek verilen bilgilerimiz doğru kabul ederiz. Korkunç bir tabloyla karşı karşıya kaldığımızı dün akşam gecenin saat 2:30'a kadar, 2'ye kadar devam eden o açık oturumda, açık bir başka yerde, evde değil tabii ki, İzledikten sonra bugün başka bir ruh halindeyim. Allah bu memlekete, bu millete acıdı. Yüce Türk milleti göğsünü siper etti, tankların önüne yattı. Hayatı pahasına demokrasinin korunmasında üzerine düşen görevi yaptı. Bundan sonra görev, bugün bu ülkeyi idare edenlerle bundan sonra bu ülkeyi idare edeceklerindir. Herkes, muhtarından cumhurbaşkanına kadar hepimiz aklı selim davrandığımız takdirde ülkenin değişmemesi gereken değerleri üzerinde cumhuriyet, demokrasi, laiklik, insan hak ve özgürlükleri, eşitlik ilkelerine sadık kalarak bilimsel veriler, bilimsel dünyanın kabul ettiği bilim üzerine yönetimimizi kurduğumuz takdirde siz de, biz de, hepimiz de geleceğimizde daha mutlu bir Türkiye'nin yaratılmasına katkı sağlamış olacağız. Daha mutlu nesiller olacak, daha müreffeh, daha kalkınmış, daha gelişmiş demokrasi ile Türk milleti baş başa kalabilecektir veya da daha gelişmiş demokrasiyi yakalamış olacaktır. Evet, günümüz, biz gündemimize dönelim. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlarda festival yapan bir belediye. Ama sözümün yine başına dönüp o demokrasi şehitlerine ve bu cumhuriyeti bize emanet eden, ebediyete uğurlamış olduğumuz, ebediyete intikal etmiş ne kadar şehitlerimiz varsa, Gazi, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tankların altına kendilerini atan ve biraz öncesine kadar şehit düşen bütün şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Onların önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad, makamları cennet olsun. Allah bu ülkeye bir daha bu tip sıkıntılar yaşatmaz inşallah. Değerli arkadaşlar, ben önce kendimi tarif edeyim. Dünya Festivaller Birliği onursal başkanıyım. Güran Ozanoğlu, Türk Folklor Kurumu'nun başkanı, Halk Dansları Federasyonu'nun genel başkanı Ankara'da. Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin iki başkanıyız. Çünkü Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'ni 17 yıl önce Türkiye'nin tek folklor kurumu olan
bir Türk Folklor Grubu Başkanı Tahsin Öztürk'e yardımcısı Güran Ozanoğlu'na beraber başladık. Şimdi Güran Ozanoğlu uzun zamandan beri hem federasyonun başkanları yapıyor hem de folklor kurumunun başkanları yapıyor ve aynı zamanda festival kurumunun bizim festivalinde birlikte başkanları yürütüyoruz, eş başkanlık yapıyoruz. Neden festival? Sayın Başbakanımızın bir hafta önceki televizyon ifadesini hatırlayın. Kültür hayatı, sosyal hayat, sportif faaliyet hiçbir şey olmamış gibi devam etmek zorundadır. Bu ülkemiz için dışarıya verilebilecek en önemli fotoğraftır. Bütün bu işin özeti bu. 15 yıldan beri Avrupa Konseyi'ndeyim. 1974'te 17 yaşında belediyeciliğe başladığımda o başladığım günden bugüne kadar dünyanın tamamında ayağım var. Kardeş şehirlerimiz, dünyanın çeşitli ülkelerindeki yerel demokrasiyle ilgili toplantılardan mutlaka sanat gün vardır. Dünyayı iyi tanıdığım için, dünyanın Türkiye'ye dışarıdan bakıldığı zaman Türkiye'yi nasıl gördüklerini bildiğim için ısrarla geçen senede maalesef aynı tabloyla karşı karşıya kalmıştık. O bunun yanında devede kıldı tabiri caizse. Geçen senede, bu senede büyük bir talihsizlik içerisinde festival icra ettik. Çok tenkitler aldık ama biz haklıydık. Ülkemizin yurt dışından görüntüsünü ben içerideki görüntüden çok daha fazla, içeridekilerin gördüğü görüntüden çok daha fazla önemsiyorum. Yani yurt dışından Türkiye nasıl gözüküyor, bu beni çok yakından ilgilendiriyor. Bunu bir örnekle size açıklamak istiyorum. Cuma günü, bugün Salı, Çarşamba mı? Çarşamba. Bu günleri karıştırdık. Cuma günü Münih kentinden Büyükçekmece Basketbol Spor Kulübü'nün Avrupa FIBA Avrupa Kupası'na kaldığı için, Avrupa Kupası oynayacağı için Büyükçekmece Basketbol takımı kura çekimine gittim. Kulübün de başkanı olduğumdan ötürü. İkinci başkan arkadaşımızla kura çekimine gittik. Münih'e. Vatandaş demeyeyim, oradaki yabancı ülke dostlarımın Finlandiya, Hollanda, Almanya ve bizim Romanya, bizim takımın düştüğü takımın başkanı, Büyükçekmece Basketbol Kulübü'nün oynayacağı, ismini bilmiyorum, oynayacağı takımın başkanı. Aynen bana şunu söylediler. Başkan, savaştan kaçtınız değil mi? İç savaştan kaçtınız değil mi? Hayırlı dedim, ne savaşı dedim. Türkiye'de iç savaş var dedi. Akşama kadar dedi, televizyonlarımızın etrafında tanklar, toplar, vatandaşlar. Dedim kardeşim, Paris'te de bombalar patladı, Belçika'da da patladı, Almanya'da da patladı falan. İçeride 3-5 kişi, 10 kişi, 20 kişi ayaklanmaya teşebbüs etmiş olabilir. Türkiye'de sen kaç milyon olduğunu biliyor musun dedi. Bilmiyorum. 80 milyon dedim o zaman. Bunu unutmayın dedim. Siz hepiniz, ama aynen bu ifadeyi kullandım İngilizce olarak. Siz hepiniz bize bizim ne zaman yıkılacağımızı hep böyle hayal ediyorsunuz. Bütün rüyanız Türkiye'yi nasıl yıkarız? Türkiye nasıl yıkılır? Türkiye'yi nasıl Irak ve Suriye yaparız diye hep hayaller kuruyorsunuz. Ama bu rüyanız hiçbir zaman için gerçek olmayacak ama biz sizin birliğinizin yıkılışını çok kısa zamanda göreceğiz. Sizinle beraber asla olmayacağız. Ama sizin geldiğiniz medeniyete, teknolojik çağa gelmek için de var gücümüzle çalışacağız. Ne birliğinizi istiyoruz, ne de sizin dostunuzu istiyoruz diye küçük bir gruba net bir şekilde tavır koydum. Büyük ortam olsa böyle konuşmam. Çünkü dış siyasette neyin nasıl konuşulacağını 15-16 yıldan beri çok iyi öğrendim. Bu vermeye çalıştığım
Örnek, yurt dışındaki bu ülkenin çok aziz dostlarının bu ülkeyi nasıl görmek istediklerinin bir sadece küçük bir örneğidir. Herkes bizim çökmemizi, yıkılmamızı istiyor. Vatandaşın elinin iki elini, başını iki elinin arasına alıp sabahlara kadar düşünmesini, moralmen çökmesini, moral motive ve motivasyonunu kaybetmesini dört gözle bekliyorlar ki ondan sonra da son darbe işte bu ahlaksız ve şerefsizler gibi vurmaya kalksınlar. Bu tip ayaklanmalar ve darbe teşebbüsleri dış bağlantı olmadan olmaz. Mutlaka dışarıdan destek alır. Ben de dün akşam bir televizyon ekranında gördüğüm bu darbeyle ilgili konuların ne zaman başladığını, nasıl dışarıdan desteklerinin olduğunu aynen gören ve kara kara düşünen, ama kara kara değil, kara düşün, beyaz yazmaya çalışan, doğruları yakalamaya çalışan bir Türk ferdiyim. Bu bölümü kapattım. Neden? 17. Uluslararası Büyükçekmece Festivali. Türkiye'de darbeye teşebbüs olmuş vatandaşlar sokaklarda. Sebebi de biraz önce söylediğim, anlatmaya çalıştığım Münih şehrinden verdiğim örnekte apaçık ortadadır. Kültür hayatımız, sosyal hayatımız, spor hayatımız aynen devam ettirilmelidir. Sayın Başbakanımızın ifade ettiği gibi. Ve İstanbul Valiliği, Vali Yardımcısı bu işlere bakıyor. İstanbul Vali Yardımcımızla, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş'la, Büyükçekmece Kaymakamlığı ve Emniyeti ile birlikte yaptığımız toplantılarda Sayın Başbakan'ın fikirlere de aynen benimseyerek geçen sene olduğu gibi bu sene de 17. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali devam etmesine karar verdik. Bu görüntüyü vermek durumundayız. Herkes bu işi belediyeler yapar. Her belediye kültür ve sanat hayatıyla ilgili neyi varsa devam ettirmesi lazım. Festivali mi var, güreşi mi var, ne varsa yapmaları lazım. Vatandaşı televizyon başlarında maalesef o görüntülerden çekip sosyal hayatın normal akışına doğru yönlendirmesi lazım. Bunu hem medya hem de bizim gibi kuruluşları yapması lazım. Ve Avrupa'ya daha güzel fotoğrafların gönderilmesi lazım. Avrupa veyahut da yurt dışından bizim için o kötü düşünceleri taşıyanlara televizyon ekranlarından daha renkli güzel görüntüleri vermek için bunları yapmak zorunda olduğumuzu, bunun da bir milli görev olduğunu kabul ederek ekibimizle birlikte vilayetiyle, emniyetiyle, kaymakamlığıyla, yerel yönetimiyle Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin 17.sini icra etmeye karar verdik. Değerli arkadaşlar, Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali CIOF'u, Dünya Festivaller Birliği'nin Türkiye'deki A kategorisinde olan tek festivalidir. Bu festival 4 kez üst üste dünyanın en iyi festivali ödülünü almıştır. Bu sene Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'ne 64 ülke katılacaktı. Havaalanındaki patlamadan sonra 4-5 ülke korktuğunu, katılamayacağını ifade etti. Ondan sonra biz yazı yazdık. CIOF ve diğer ülkelerden gelen yazılarda ülkenizde ne oluyor? Festivale katılmayacağız. İç savaş mı var? Hayır dedik. Aynen Belçika'da, Fransa'da örnekler vererek dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi bizde terör saldırıları vuku bulmuştur. İşte zaten biz de dünya gençliğiyle bu terör saldırılarını kınamak için buluşmak istiyoruz. Şimdi görev zamanları dedik. Tamam dediler, geliyoruz dediler. Pat arkasından ahlaksızların ortaya çıkması, şerefsizlerin ortaya çıkması, darbe girişimi, 60 ülkenin katılımıyla icra edeceğimiz 4 tanesi gelmeyecekti.
60 ülkede icra edeceğimiz festival 37 ülkeye düşmüştür. 37 ülke her şeye rağmen geliyor. Gelmeyenler Batı Avrupa ülkeleri. Bizi çok sevenler. Fransa, işte Almanya, Hollanda gibi Batı Avrupa ülkeleri. Ama böyle bir zamanda uluslararası düzeyde hem de 17.sinde 17 kez üst üste aralıksız hem de dünyanın kabul etmiş olduğu kültür, karma, kültür ve sanat festivallerinin en iyilerinden biri olan Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ni icra etmek bu ülkeye bizim yerel yönetimlerin işte yerel yönetim olarak kültür, sanat ve sosyal hayat içerisinde insanlarımızın biraz hem kafalarının dağıtılması yani başka kulvara çekilmesi hem de dışarıya güzel görüntü verilmesi bakımından milli bir görev yaptığımızı düşünüyorum. Festivalin içerisinde tabii ki çeşitli bölümler vardır. Bu festivalin bir şarkı türkü festivali olmadığını yıllardan beri Türk basını bilmektedir, dünya basını bilmektedir. Festivalin kategorileri Uluslararası Altın Köprü Halk Dansları Yarışması, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen halkların kendi kültürlerinin yayınlandığı, icra edildiği bir bölüm. Uluslararası Heykel Sempozyumu, karşımızda Heykel Sempozyumu devam ediyor binanın arkasında. Uluslararası Fotoğraf Yarışması, 5000 dünyanın 4 bir yanından 5000 fotoğraf, pardon 10.000 fotoğraf katıldı. Bunlara seçmesi devam ediyor. Onların birinci, ikinci, üçüncü ödülleri seçimleri bittiği zaman Heykel Sempozyumu ile beraber festivalin bir akşamında sunulacak, halka sunulacak. Uluslararası El Sanatları Atölyesi ve Sergisi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nün başında, Mimar Sinan Köprüsü'nün başındaki Kervansaray'da icra ediliyor. Uluslararası Çocuk El Sanatları Atölyesi ve Sergisi sadece çocukların, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çocukların el sanatları ve sergisi enteresan. Uluslararası Kukla Atölyesi ve Sergisi ve Egemenlik ve Demokrasi Konserleri. Halk festivalin içerisinde festivalin resmi bölümleri bittikten sonra günün şartlarına göre ismini koymuş olduğumuz Egemenlik ve Demokrasi Konserleri'nde de işte açılış müziğini Erkoç yapacak. Ondan sonra sanatçılarına söylemek istedim de isimlerini hatırlayamadım. Ben o kadar arası söyleyeceğim. Burada 2 Ağustos 1 Ağustos Pazartesi festivali de önce bu konuştuklarımı saymayalım. Değerli arkadaşlar, festival bu nedenle yapılıyor. Milli bir görev olarak kabul ettiğimiz için, bu günkü şartlar içerisinde yapılmasının şart olduğunu kabul ettiğimiz için ve Başbakanımızdan bize kadar uzanan noktada herkes aman ha sakın geri adam atmayın, festivali mutlaka yapın dedikleri için ve bizim de inancımız bu doğrultuda olduğu için Büyükçekmece 17. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ni icra ediyoruz. Program 1 Ağustos Pazar Cumartesi günü 30 Temmuz Cumartesi günü saat 12'de 60 ülke bayrağıyla gelenler, gelmeyenler, çift gelenler var. Atatürk Anıtı'na, Taksim Atatürk Anıtı'na dünyanın çeşitli 37 ülkesinden gelen gençlerle çelenk konulacak. Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunacak. Açılacak olan pankartta demokrasi, özgürlük, egemenlik ifadeleri vurgulanacaktır. Dostluk, barış, egemenlik ve demokrasi ifadelerini vurgulayan 3 tane pankart açılacaktır. Bunlarla ilgili vilayette gerekli izinler alındı. Cumartesi günü akşamı
Taksim kortejini nazik durumdan ötürü iptal ettik. Büyükçekmece sahilinde festival korteji yapılacak, halkı selamlayacaklar. Pazartesi günü saat 19'da Mimar Sinan Köprüsü üzerinde yurt dışından gelen 700, bu 1400 kişi geliyordu, 700 yabancı sanat elçimize, bizim diğer katılımcı arkadaşlarımızla, protokolla, davetlerle beraber kokteyl vereceğiz ve festivalin ön kokteyli olacak. Amfiteyatroya geçeceğiz. Orada saat 21'de amfiteyatroda Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin, daha doğrusu Uluslararası Festivaller Birliği'nin takvimini başlatacağız. Uluslararası Festivaller Birliği'nin takvimi gereğince Büyükçekmece Festivali 1 Ağustos Pazartesi günü saat 19'da resmi olarak açılıyor. Ve Pazartesi 19'da kokteyl, 21'de Fatih Erkoç'un evrensel müziğiyle festival meşalesi yakılıyor. Festival meşalesini günün şartları gereğince ilçemizdeki siyasi partilerin başkanlarıyla beraber yakıyoruz. Bugüne kadar yok, böyle olmamıştı, başkaları yakıyordu. Siyasi yoktu. Bütün partilerin, CHP'si, AK Partisi, MHP'si, Demokrat Partisi, Saadet'i, Fazilet'i ne varsa, bütün partilerin siyasi başkanları sahneye çağrılıyor. Kaymakam, belediye başkanı ve folklor kurumu başkanıyla beraber festival meşalesini yapıyoruz. Sonra 2, 3, 4, 5 Ağustos günleri de festivalin yarışma bölümleri yapılıyor Atatürk Kültür Merkezi'nde ve bu yarışmaların sonrasında halk o egemenlik ve demokrasi konserleri oluyor yine amfiteyatroda. Bu konserlere isimlerini bulamıyorum. Fatih Erkoç'tan sonra Büyükçekmece Müzisyenler Derneği'nin oluşmuş olduğu milli marşlardan oluşan bir program yapılıyor. 3 Ağustos'da Mustafa Yıldız Doğan Türkiye'm Türkiye'm türküsüyle meşhur arkadaşımız çıkıyor. 4 Ağustos Perşembe günü Candan Erçetin özel repertuarıyla çıkıyor. 5 Ağustos Cuma günü de Edip Akbayram Sarı Saçlım Mavi Gözlüm türküsüyle çıkıyor ve final gecesi olan cumartesi gecesi de Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin halk dansları bölümünde ödül alan takımların sahneye çıkması, 700 kişi sahneye çıkacak, çıkması, ödüllerinin verilmesi ile 10. yıl marşıyla ve evrensel Büyükçekmece Türkçe İngilizce marşıyla festival kapatılıyor. Buradan Büyükçekmece'den İstanbul'un başka hiçbir yerinde olmayan bu tip böyle bir festival yok. Büyükçekmece'den sizlerin kaleminden ve objektifinden bütün halkımızın biraz da Büyükçekmece Festivali'ne doğru çekmek istiyoruz. Hepsini davet ediyoruz. Hiçbir şey ücretli değil. Görüntümüzün Avrupa'da yayınlanacağını, festivalin Avrupa'da yayınlanacağını da belirtmek isterim. Özellikle Avrupa kanallarında yayınlanması için hem Avrupa'ya özel yayın yapan televizyon kuruluşlarıyla bugünden itibaren görüşeceğiz. Televizyon görüntülerini, bizim görüntülerimizi biz onlara takdim edeceğiz. Onların da yayınlanmasını isteyeceğiz ve bu konudaki çalışmalarımız da aşağı yukarı tamamlanmıştır. Bugün de 2-3 yer, 2-3 basın kuruluşumuzu başlarını, yetkililerini ziyaret ederek örneğin dün Kanal 24'teydim. Ne gerekirse yapacağız demişlerdir. İsmini vermemde sakınca yok. Çünkü bu da bir milli meseledir. Biz Kanal 24 olarak bu konuda hassasiyetimizi göstereceğiz
demişlerdir. Biz de son derece bundan mutlu olduk. Bütün diğer televizyon ve yazılı medyanın aynı duyguları taşıdığını bizim gibi düşündüklerini gördüğüm için mutlu oldum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada havaya fişek gösterisi ve ona benzer o tip aktiviteleri azalttık. Havaya fişek gösterisi olmayacak. Sadece açılış ve kapanışta sahne önünde, sahne arkasından, yanlardan ışık şelaleleri akıtılacaktır. Diğer o çok sevinçli sevinç ifadesi gösteren yükseklerde gökyüzünü aydınlatan havai fişekler ilk defa bu sene olmayacak. Bu da yine halkımız tarafından beklenen bir aktiviteydi ama saygımız şehitlerimize ve halkımızın içinde bulunduğu psikolojik durum nedeniyle bu sene havai fişek gösterisi yok. Meşaleler ve şelaleler var sağında solunda.